Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, gayretli, meraklı, fazilete kardeşlerim, muhterem hocalarım, uzun süreden beri Hutbe-i Şamiye kitabını beraberce yeniden bir defa daha derinlemesine anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak zahir ve batın yönleriyle, hikmetleriyle bu tarihi hutbeyi anlamaya bizleri muvaffak kılsın. 1911'lerde irat ettiği bu tarihi hutbe 1951'lerde tekrar Türkçe kendi tasihinden geçerek neşredilmiş. Biz o kitabı takip ediyoruz. İslam dünyasının çöküşünün altı sebebine dikkat çekti. Kur'an eczanesinden aldığı ilaçlarla altı muhalece üstünde duruyor. Önce teşhis, sonra tedavi. Birinci, ikinci, üçüncü maddeleri okuduk. Bugün de lütfu kerem-i ilahi ile beşincisi, çöküşün, yıkılışın beşinci sebebi, çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat demişti. Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Altıncısında da menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek demişti. Fakat bu ilaçlarında bu sıralama çok takip edilememiş. Daha önce de gördük, birinci ve ikinci madde, birinci maddenin yeisin izahı idi. Böyle bir takdim, tehir veya farklı açılardan izahlar olmuş. Bugün okuyacağımız beşinci kelime, beşinci hastalığın ilacı olarak istibdat hastalığına karşı çareyi yegane olarak anlatılacak hususlar. Fakat bu beşinci madde içerisine baktım, altıncı madde de girmiş. Yani bugün okuyacağımız beşinci kelimede en başta saydığı beşinci ve altıncı maddelerin mualeceleri, ilaçları da anlatılmış. Onun için cami bir yer. İnşallah kuş bakışı bir şekilde kavramaya çalışacağız. Beşinci kelimenin başında meşvereti şer'iye tabiri var. Bazıları bu beşinci kelimeyi burada meşveret anlatılıyor olarak okuyor. Halbuki meşveretle alakalı mesele altıncı kelimede, inşallah daha sonraki sohbette beraber okuyacağımız ve böylece tamamlanacak olan altıncı kelimenin izahatında çok yönleriyle meşveret üstünde duruyor. Bugün şöyle bir üslup takip etmek istiyorum. Önce beşinci kelimeyi bir katıksız okumak istiyorum. Tabii risaleleri anlayabilmek için burada kullanılan terminolojiyi iyi bilmek lazım. İstilahi manalar deniyor bunlara bizim kendi dilimizde. İstilahi manaları eğer bilemezsek, meselenin tam zihnimizde oturabilmesi mümkün değildir. Bir de risalelerin risalelerle açılımı da var. Böylece üstadın mantığıyla kendi anlattığı meseleleri kavramaya çalışacağız. Yer yer hocamızın da bu mevzuda yazdığı yazılar, anlattıkları varsa onları da bu ana mevzu içerisine ilhak ederek daha da geniş inşallah anlamaya çalışacağız. Beşinci kelime. Yani beşinci kelime neydi? Tekrar ediyorum. Çeşit çeşit
sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat, baskıcı rejimler üstünde duracağız. İstibdat ne demek? Bütün nevileriyle istibdat tabirini de kullanmış. Bu istibdada karşı onun çareleri, ilaçları, tedavileri. Meşveret-i şer'iyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler dereceye terakki eder. Bunun sırrı hikmeti şudur ki, hürriyet-i şer'iyye ile meşveret-i meşru'a, hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyettir. Ve Hilafet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalası hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş o kalayı kutsiyenin nöbettarlarıdırlar. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslamiye ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medari iftihar bir iyilik yapsa o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu mezkur hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyyiye, fenalık işleyenlerin üstünde kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. İşte ey bu sözleri dinleyen bu Cami-i Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslümin, biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle bir özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğin ve ne me lazım deyip çalışmamanız ve İttihad-ı İslam ile Milliyet-i Hakiki-i İslamiye ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve haksızlıktır. İşte seyyiye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen faide verebilir. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen faide verebilir.
hayat-ı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için deme lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değildir. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki alemi İslam Mescid-i Kebir'indeki ihvanlarım, zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkınızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadet-i ebediyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlara bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüz ile biz biçare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar. En evvel bu sözler ile sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifesine tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyük ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahiri, Müttefikayı, Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyeti İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında belki ekserisinde tesise muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah nesli ati görecek. Sakın kardeşlerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasetle iştikal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikati İslamiye bütün siyasatın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyeti kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti içtimai İslamiye'yi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti yani ahenkli dönüşü bozulur. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetdar malınızı ve vatanlarınızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir fiat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayat-ı içtimaiyeye temas edeyen seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlak-ı seyyieleridir. Sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seciye-i milliye ile bir adam onlarda der, eğer ben ölsem milletim sağ olsun.
Çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyen var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnebilerin içine giren pis ve fena seciye itibariyle bir hodgam adam bize diyor, ben susuzluktan ölsem yağmur hiç daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş, zehirliyor. Hem bu o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini anlamamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi demekle ve milliyetin menfaatini düşünmemekle, menfaati şahsiyesini düşünmekle, yani bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetuhu nefsehu feleyse minel insâni liennehu medeniyum bittab'i. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenidir. Ebnai cinsini mülahazeye mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile ve hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşayamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan ve onlara manevi bir fiat vermeye mecbur bulunduğundan fıtratıyla medeniyet perverdir. Menfaati şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar. Menfaati şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna diyerek az önce arz ettiğim hem 5. ve hem de 6. çöküşün sebebi olarak saydığı hususların hepsini hemen hemen buraya derc etmiştir. Değerli kardeşlerim, burasının biraz özellikle terminolojik yönüyle hem eski Said hem de yeni Said döneminde anlattıklarıyla biraz açılımlara ihtiyacı vardır. Öncelikle 6. kelimeyi meşveret olarak müstakillen bir ele alsak iyi olacak, önemine binaen. İnşallah. Şimdi inşallah.